Kullanırsınız, ister kullanmazsınız, ister lastik alırsınız, almazsınız. O size kalmış, tamam mı? O zaman ufak ufak ısınarak başlıyoruz. Hadi benle birlikte olduğunuz yerde küçük küçük koşun, koşun, koşun. Güzel. Koş, koş, koş. Evet, süpersiniz. Canlı yayını kaydedebilmek adına ve sesimin de net gelmesi için mikrofon taktım. Çünkü burada yayın yaparken bir yandan da makineyle çekim yapıyorum. YouTube kanalı için bu yayını paylaşacağım. Evet, şimdi dinlen bakalım. Güzel, vücut ısınsın. Isınırken şöyle hafif yanlara adım alacağız ve hop kollarla birlikte evet, ısınmaya devam. Aç kolları, üst gövde de ısınsın. Aç, güzel. 5, 6. Genelde hareketleri 15 tekrar 2 set yapacağız. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15. Güzel. Evet. Üçüncü hareketimiz ısınma için biraz daha hareketli olacak. Jumping jack yapacağız. Yine tüm vücudu çalıştıran bol zıplamalı bir hareket olacak. Hadi bakalım. Hazırsak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Çok güzel. Evet. Eğer oruç tutuyorsanız iftar sonrası yudum yudum suyunuzu içmeyi ihmal etmeyin. Spor öncesi çok fazla su içerseniz şişer, olmaz, yapamazsınız. Spor sırasında yudum yudum içebilirsiniz. Spor bittikten sonra da arttırabilirsiniz. Spordan sonra ufak bir ara öğün yapabilirsiniz. Kasların erimemesi için bu ara öğünde sağlıklı bir karbonhidrat, hurma olabilir, yulaf, süt, yoğurt olabilir. Karbonhidrat ve protein bir arada ufak bir öğün alırsanız iyi olur. O zaman hadi bakalım. Bir kez daha koşuyoruz ve bu sefer koşarken bacakları kalçaya çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çok güzel. Şimdi bir kez daha koşacağız ama hızlı koşacağız. Güzelce vücudun ısınmasını istiyorum. Kollarla birlikte koş. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir 15 seferde ip atlayacağız. Vücut iyice hızlansın. Heat antrenmanına hazırlanalım. Vücudu ısıtalım. Hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Süpersin. Evet. Ve artık ısındık. Antrenmanımıza başlayabiliriz. Şöyle düzeltelim. Tabii ki neyle başlayacağım? Squat'la başlayacağım. Squat yapamayanlar bir duvarda, duvar bulamadım, gösterecek. Canlı göstereyim. Yani sırtınızı duvara yaslayıp şöyle bacaklarınızı bu şekilde tutarak squat'ın bu da güvenli halidir, tamam mı? Bir duvara yaslanarak yapabilirsiniz. Oraya bir top koyabilirsiniz. Ama biz şimdi normal yapacağız. Ben ağırlıkla yapacağım. Sizler ister boş, ister ağırlıkla yapabilirsiniz. 5 litrelik suyum var evde. Kettlebell yerine. 15 tane squat yapacağız. 1. Hareketler 1 slow, 1 hızlı gibi düşünün. 3, 4. Bir nabzı yükselten, bir kuvvet artıran şeklinde yapacağız. Hiç durmadan ikisini arka arkaya, sonra dinleneceğiz. 9 ve 2 set yapacağız. 10. Son 5, 4, üst beden de aktif, kalça bacak aktif, 2, 1, hemen hiç durmadan jump squat yapacağız. Zıpla ve in, evet, zıpla ve in, çok güzel, zıpla ve in, harika. Ve 5, 6, 7, 8, 9, 10, bacaklar yansın, 4, 3, 2, 1. Benden zor bir antrenman bekleyenler YouTube kanalımda bununla birlikte çok güzel çalışabilirsiniz bence. Güzel. Dinleniyorum. Bir set daha yapacağım aynısını. Dinlenmem 10-15 saniye sürecek. Tamam. Yine ağırlıklarımı alıyorum. Evet. Hazırsak ikinci sete başlıyoruz. 1, 2,
3. İftar sonrasına bu yakışır. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Hemen hiç ara verme ve zıpla, squat otur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Üst bacak çok çalışıyor. 8. 9. 10. 5. Zıplayamıyorsan böyle. 4. 3. 2. 1. Deli yandı. Gerçekten. Benimle birlikte yapanlar yanmayı hissediyorlar. Nabız da yükseldi. İkinci hareket nabzı çok yükselten bir hareketti. İlk hareket biraz daha ağırlık isteyen bir hareketti. Şimdi esas kalçayı çalıştırmak için konuşamıyorum. 15 tane feci hareketten sonra deadlift yapacağız. Ben yine ağırlıkla yapacağım. Boş yapabilirsiniz. Üstüne yine patlamalı bir şey. Bu sefer bu kadar zor vermeyeceğim. Üstüne jumping jack vereceğim. Ama yine nabız yüksek olacak tabii. Evet. İki set şeklinde başlıyoruz. Deadlift'te ne yapıyoruz? Kalçayı dışarı çıkarıyoruz. Dizleri hafif büküyoruz. Sırt düz. Bakın. Direkt kalçayı hissedeceksiniz. Ve iki. Üç. Ve dört. 5 6 7 8 9 10 Zıplamanız iyi geldi bence. 5 4 3 2 1 Güzel. Hemen jumping jack yapıyorum. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Güzel. İlk set bu. İkinci set tekrar yapacağım. Deadlift ve jumping jack ile ikinci setimiz, ikinci hareket setimiz bu olacak. Al bakalım ağırlıkları. Bu zaten dinlendiriyor gibi. Kalçayı hisset burada. Bunu yaparken squat'ta değil, Mustafa hocamın dediği gibi. Beraber canlı yayında böyle yapmıştık. Hoppa. 3. Kalçayı çok da güzel çalıştıran bir hareket. 5. Dışarı çıkarınca kalkarken hissediyorsunuz. Sık buraya. Kalça karın sıkı. Gövde düz. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2 ve 1. Bravo. Hemen jumping jack ekle ki nabzım yükselsin. 2, 3, 4. Hit antrenmanı böyle oluyor. 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Ben 2 hareket birleştirmeyi tercih ettim. 4 hareket veya 3 hareketle birleştirilebilir. Bugün ikili kombinler şeklinde yapacağız. Şimdi iç bacak çalışacağız. Ben yine arka çalışacağım. Tamam. Boş çalışabilirsiniz. Seviyenize göre ayarlayın. Çalışın. Ve yine sonrasında zıplamalı feci bir iç bacak devamı serisi gelecek. Dinlenmedeyiz. O yüzden konuşuyorum. Herkes iyi mi? Bakalım bakalım. Güzel. Evet. İç bacak için aldım. Bacaklarımı iki yana kocaman açtım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oturacağım. Tek tek bacaklarımı parmak ucuma kalkacağım ve yukarı. Burada iç bacak ve baldır çalışıyorum. 2. Güzel. Ve 3. Terledik bile değil mi? Hop. 4. Ayaklarım kayıyor. 5. Ve 6. 7. Otur iyice. İç bacaklarını hisset. 8.
Doğru yapıldığında aslında dizlere hiçbir zarar vermez. 9 ama dizde bir sıkıntı varsa onun ağrısını açığa çıkarabilir. 10 5 baldır şekillenmesini soranlar 4 kimisi diyor ki baldırım kalınlaşsın, kimisi diyor ki baldırım incelsin. %90 genetik yapı arkadaşlar. Onun haricinde yağ varsa erir, zayıflar. Yağ yoksa yağlanmaz. Yani direkt orası yağlanmaz. Vücudunuzun başka yerleriyle birlikte yağlanır. Bunu da istemezsiniz. Evet, güzel. Hemen arkasına güzel dinlendiysek öldürücü yere ve 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bacakları iyice dışarı aç, iç bacağını hisset. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, birinci setimiz bu. Geleceğiz ikinci sete. Sonra yine kalça bacak çalıştıran lunge yapacağım. Yine ağırlık yapacağım. Evet. Farkındaysanız nabzı büyük saltıyorum. Bir düşürüyorum. Ki böylece komaya girmeyeyim. Nefes nefese kalma süresini uzatmamak için. Hemen ikinci setime başlıyorum. Ara vermeden yapacağım. Evet. Hop. Baldırları çalıştır. Bir. Sağ bacak. Sol bacak. 2. Çök iyice bekle orada. 3. Ve 4. Herkesin evinde bir su şişesi vardır bence. 5. Ama uzun süredir spor yapmıyorsanız direkt su şişesiyle başlamayın. 7. 8. Evde spor yapılır mı diyenler bu süreçte herkes anladı sanırım. Evde de sporun alası yapılıyor. Ben şahsen daha aktifim. Önceki hayat yoğunluğunda daha az vaktim kalıyordu. Şimdi daha çok spor yapabildiğim için mutluyum tabii. Son 2 ve son kez yapacağız. Evet ve koy hemen ara vermeden elini al aşağıya ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Evet. Ayakta son serimizi yaptıktan sonra yere geçip karın çalışacağız. Herkesin sevdiği karın. Ağırlık verelim mi karın egzersizine biraz? Sesinizi kapattım ama kalpler uçuşuyor. Karın deyince kalpler uçuşuyor. Karın kası. Sıkı bir karın kası ve çizgi gözükebilmesi için ne yapıyorduk? Önce yağları eritiyorduk. Kaslar, bir yandan da kasları kuvvetlendiriyorduk. Şöyle bir şey yok. Önce kilo vereyim sonra spora başlayayım. Hayır. Öyle bir şey yok. İkisi bir arada. Kasların kuvvetlenirken yağların da erir. Hem incelirsin, hem şekillenirsin, hem sağlık kazanırsın. O zaman lunge yapacağım. Ağırlıklı yapacağım. İki elimi alıyorum. Tek tek iki bacağımı çalıştıracağım. Bir. İki. Bu da çok bacaklar için öldürücüdür. Dört. Beş. Üst gövdeyi de çalıştırmak lazım. Yedi. Sekiz. 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Hemen diğer taraf yapacağız. Bunu yaparken kalça dizi 90 derece olacak ve hop sırtım düz. Dizim ayak ucunu geçmeyecek. Ağırlığım arkada. 5, 6, 7, dizde asla ağrı olmayacak. 8, 9, 10. Dizinde ağrı oluyorsa hareketi aynanın karşısında yap. Kendi kontrol et. 15, güzel. Bunu
Bir set daha yapacağız. Ağırlıkla gerçekten üst gövdem de çalıştı. Nabzım yükseldi bile. Kalpler gelmeye devam ediyor. 400 kişi civarındayız. Gayet güzel. İftardan sonra çay tatlı yerine beni tercih edenlere kocaman teşekkürler. Kendiniz için, sağlığınız için güzel bir şey yapıyorsunuz. Bana da vesile oluyorsunuz. Evet. Aldım bacaklarımı lunge pozisyonuna ve önce sağ taraf 1, 2, 3, 4. Acılı değil mi? 5, 6. Beni izleyenler değil, benle birlikte yapanlar anlar. 8, 9, 10. Denge. 5, 4, 3. Elim acıttı, böyle tutacağım. 2, 1. Sapı elim acıttı. Siz de bu şekilde tutabilirsiniz. 1. Biceps çalışırız bir anda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bacak yandı. 5, 4, 3, 2, 1. Ve artık yavaş yavaş oturuyoruz. Güzel. 10-15 saniye dinleneceğiz ve yerdeki karın hareketlerimize başlayacağız. Şimdi önce hafif olanı, sonra da tempolu olanı. Tempolu olan bacakları karna çekme. Mountain climbing. Yavaş olan da crunch. Crunch'ı ben ağırlıkla yapacağım. Sizler boş yapabilirsiniz. Ağırlığı, önce hareketi göstereyim ben bir tane. Ağırlığımı elime alacağım. Yatacağım. Ve bu şekilde kalkacağım. Bu bittikten sonra 15 tane hemen arkasına geçeceğim. Pozisyon alacağım ve hop 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 15 tane mountain climbing. Hazır mıyız bu hareketlere? Yansın mı karın? O zaman pozisyon al. Ve ağırlığımı aldım. Güzel. Yapamayanlar bu şekilde. Yarım crunch'la. Bak, bu şekilde kalkabilir. Tamam mı? Al nefes verirken. Hop. Bir. Kalktığında sırtın düz. İki. Bunu yaparken boynun ağrıyorsa karnından değil boynundan güç alıyorsun demektir. İstediğimiz bir şey değil. Dört. Beş. Karnını sık. Altı. Yedi. 8, 9, 10, 10, 5, kollarımı gerçekten çok güzel hissediyorum, 4, çünkü burada onu da çalıştırıyorum, 2, 1, ikinci sette o kadar yapamayabilirim, kollarım ağrıdı, hemen durma ve yine kolların aktif olduğu, hop bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Yapanlar beni anladı. Güzel. Zorlu. Kasları yoran ama çok da sevilen. Ben böyle zorlandığımda çok hoşuma gidiyor. Gerçekten spor yaptığımı hissediyorum ve işe yaradığını hissediyorum. Etkili olduğunu. Ama her seviyeden egzersiz de veriyorum biliyorsunuz. Ramazan etkinliklerine başladıysanız onlar gayet başlangıç seviyeye uygun. Hadi bakalım. Dinlenme yeter. İkinci seti yapıyoruz. Hazır mıyız? Bu sefer kolları eklemiyorum. Al nefes verirken. Bir. Sırtımı düz tuttum. İki. Güzel. Ve 3, 4, hadi ağrıyana kadar yapayım. 5, 6, 7, 8,
9 10 artı son 5 karnım iyi 4 3 hafif bir yanma var mı? Güzel. 2 1 hemen koydum ağırlığımı. Pozisyonumu alıyorum. Plank, eller üstü plank ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 1 Mikrofonun topu yine bana dayanamamış. Sevdik mi bu karın egzersizini? İyi miyiz? Kalpler dondu. Geliyor. Yeni nefes aldılar bence. Çok... geldi. Çok tatlı ya. Gerçekten sizin orada olduğunuzu bilmek ayrı bir heyecan veriyor bana. Şimdi yan karın çalışacağım. Ağırlıkla çalışacağım. İki tane yan karın hareketi. Tamam. Simitler. Kim istiyor simit? Tabii ki yenen simit değil. Hadi bakalım. Dileyen ayakları yerde ve bu şekilde yapabilir hareketi. Zorlaştırmak isteyen. Ben bugün coştum. Bacakları da kaldırır. Ve güzel. 2 3 4 5 Belim önce kütledi. Rahatladı, açıldı. Sadece küt sesleri çok önemli değil. Her zaman söylüyorum. Ağrı olursa sıkıntı. Hareketi yaparken belde ağrı olmasın. Katır kutur kütleyebilir. Hamlıktandır. 5 4 Biraz çok oldu farkındayım. 3 2 1 Ağırlık dursun. Burada hemen ara vermeden ikinci yan karın hareketime geçiyorum. Hop, kriz, cross. 1 Güzel. 2 3 Bunu yaparken başımı asla itmiyorum. Başım omurgamı takip ediyor. Evet. 9 10 Son 5 Boynunun ağrımaması gerekiyor. Boynundan değil. Karnın yanacak. Benim direkt karnım acıyor şu anda. 2 1 Ve bravo. Şak 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 şak. Yine karın ağırlıklı yan karın. Yani bizzat böyle şey hissedemezsiniz. Yani yan karınımı hissediğim. Bizzat öyle bir his olmayabilir ama. Karın kaslarında bayağı yanma oluyor. Siz ona çok takılmayın aslında. Hareketi yapıyorsanız kaslarınız çalışıyordur. Çalışıyorsa da kuvvetlenecektir. Tamam mı? Şuram yandı, buram yanmadı. Boş verin alırız. Şuna su içinde kaldık mı? Çok güzel. Çalıştın mı? Üzerine düşeni yaptın mı? Senden daha mutlusu yok. Ben bu gece tavuk gibi uyuyacağım. Hadi bakalım. Başla. 2 3 4 Ayağını yere koyabilirsin. Eline ağırlık almayabilirsin. 8 Yorulduktan sonra ağırlığı bırakıp yine harekete devam edebilirsin. Bacağını yorulunca bırakabilirsin. Opsiyon çok, durmak yok. 14 15 Bravo. Hemen criss cross. Ve al nefes verirken. Dizim dirseğime değil de gövdem. Gövdemle dönüyorum. Omurgam bir bütün. Başım omurgamı takip ediyor. 7 8 9 10 5 4 3 2 1 Omurgamı verdiyerek kalktım. Çok güzeldi. Çok güzel bir seriydi. Evet. Şimdi biraz şey yapalım mı? Plank. Desem mi, demesem mi diye böyle kaldım. Plank genelde seviliyor. Tüm vücudu da çalıştırıyor. Sadece karın değil aslında plank. Kalçanı sıkıyorsun, karnını sıkıyorsun. Ön kolların üzerinde duruyorsun. Harika bir egzersiz oluyor. O nedenle plank'tan sonra ne yapalım? Yine side plank'a geçiş yapalım. Veya şu çok sevdiğim bir hareket var. Plank'tan sonraki hareketimiz şu olacak bakın. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Hop, ayağımı atıyorum. Yukarıya kaldırıyorum. Hem de biraz
nabzımızı yükseltecek, tamam mı? Önce plankta duracağız. Kaça kadar sayalım? 30. 30 iyidir. Hadi o zaman pozisyonu al. Bak, plank pozisyonu gösteriyorum. Kalça çok yukarıda değil. Kalça çok aşağıda, bel bükülü değil. Karnın sıkı, kalçan sıkı. Kolların üstündesin. Karnın sık, kalçan sık. Güzel. 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Bir 15 daha. 4, 13, 12, 11, 10. Yansın. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hemen bozma. Karnımı çok güzel hissettim. Çek, dön ve ayağın tam elinin yanına dön. 3 ve çek. 4. Süpersin. Karnını sık. 5. Harika. Ve 6. Hop. 7. Ve 8. 9. 10. Son 5, 4, 3, saate bakıyorum, yarım saat oldu. 2, 1. Kan ter, gözyaşı var mı? Ben de inanılmaz. Nefes alışverişimi bu kadar net duymasanız keşke. Dinlenmedeyiz. Ve harikaydı. Bir sete daha kimler hazır? Bir yandan sonra egzersiz kafa yapıyor. Şimdi hoppa, tekrar planka dön. Ve hazırsan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Başın omurganı takip ediyor. 10, 20. Belini düşürme, kalçanı yukarı kaldırma, karnını hisset, yansın. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Bırakma. Şimdi gel hemen. 1 ve hop. 2. Harikasın. Nabzını yükselt. 3. 4. Bir duran hareketten bir hareketliye. 6. Kollar da çok güzel çalıştı. 7. Hoppa. 8. 9. 10. 5. 4. 3, 2, 1. Evet. 3 set mi yaptık? Karın için. Ayakta kalça bacak için 4 set falan yaptık galiba. Karın için yeter mi, yetmez mi? Yetmez diyenler. Kalp atıyoruz. Yetmez mi? Vallahi yetmez. Ya karın. En sevilenler. Alt karın diyorlar değil mi? Oradan duyuyorum. O zaman son hareketimiz alt karın ve yan karın kombinesi olsun, tamam mı? Son setimiz olsun karın için. Sonra biraz sırt ve kol çalışalım. Zaten kol bayağı çalıştık, güzel oldu ama sırtta çalışalım. Göğüs yapalım bir tane de. Dedikçe öyle güzel güzel geliyor. Harikasınız ya, çok güzel. Side plank yapacağız. İki yan tarafa doğru. Arkasına da alt karın single leg drop olabilir. Kendi kendime düşünüyorum. Ve o zaman dinlenmemiz bu kadar. Nabzımız biraz normale geldi. İlk hareketimi gösteriyorum. Şimdi kolayını göstereceğim, tamam mı? Yapamayanlar bak, hareketim. Bunu yapacaksınız siz.
15 tane, arkasına diğer tarafı yapacaksınız. Biz iki yönlü çalışacağız. Yapabilenlerle birlikte hop bu tarafa, hop dön bu tarafa. Tamam mı? Hadi bakalım. 1. Yapamayanlar kalçayı yere koysun. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En sevdiğim hareketlerden biri. 8. 9. Oh, çok estetik bence. 5, 4, 3, 2, 1. Hemen yat. Tek tek bacaklarımızı aşağı doğru indireceğiz yukarıda. 1, 2. Zorlamak için başını kaldır. 3, 4. Tek tek saydım farkındaysanız. 5, 6, 7. Bu da hareketin hareketli olan kısmı olsun. Nabzı yükselten kısmı. Evet, son. 5, 4. Hocanın sesi gitti. 3. Yo, buradayım. 2 ve 1. Hissettik mi alt karın? Güzel mi? Bize daha var mısınız? Canı çıkanlar kalp atıyor. Canı çıkanlar. Vay, çok iyisiniz. Gel. Bir set daha o zaman. Tamam mı? Yine gösteriyorum. Bakın, zor. Bileğinde sorun olanlar veya yeni başlayanlar, bu çok ağır oldu diyenler, hop bakın hareket bu. Yine yan karnım ve kalçam çalışıyor. Ama biz hemen hazırlan. Pozisyon al. 1, 2, 3, 4, ay düşüyordum, 5, 6, 7, çok kaygan, 8, sık karnını, 9, 10, kalçanı sık, son 5, 4, 3, düşme, 2, 1, hemen yat ve hafifçe başını, önce başın yerde, bacaklar yukarıda, single leg drop, 1, evet, yani tek tek bacağı düşür demek istiyorum, 2 ve 3, hoppa, 4, evet, 5, hoppa, 6, güzel, boynun ağrıyorsa başın nerede, 7, belin ağrıyorsa daha küçük açıda yapabilirsin bu şekilde. Bel boşluğunu açma, bel boşluğu yine de açılıyorsa elini kalçanın altına koy ve bu şekilde, hoppa, ay bunu sevmedim, 5, karnını sık, 4, 3, fazla mı saydım da? 2 1. Bravo. Hareketi yaparken aktivite olmuyor orada. Biterken kalpler gülü, aferin size, yapıyorsunuz değil mi? Benimle birlikte. Süper. Alt karın yan karın kombosu da beğenildi mi? O zaman biraz sırta geçeceğim. Sırt için iki tane hareketim var. Yine arka arkaya yapacağım. 2 set 15 tekrardan. Sırt, kol. Çok önemli. Dik duruş için, vücut korsesi için, omurgayı korumak için, omurga sağlığımız için, bel boyun problemlerimizin olmaması için, karın kasları kadar sırt kaslarının da kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bölgesel çalışıyorsanız, sadece karın çalışıyorsanız ne oluyor? Vücudu öne doğru eğiyorsunuz aslında. Burası güçlenip güçlenip. Sırt ne olacak o zaman? Vücudunuz yamulur. Bölgesel egzersiz çalışılmaz. Tüm vücut çalışılır. Karın seviyorum, sırt sevmiyorum yok. Bunlar hep sırtı sevdirmek için yaptığım konuşmalardı. Sırf herkes yapsın diye. Evet, ilk hareketime başlıyorum. Çok zor değil, çok zor değil. Güzel bir hareket. Hem kalçam hem sırtım çalışacak, tamam mı? Kalçayla beraber. Al nefes. Verirken hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at geriye 7, karnı sık 8, kolu iyice uzat 9,
Boynunu yukarı kaldırma. 10. Boynun ağrır. 11. 12. Bakışların karşıda. 13. 14. 15. Boynunu sıkma. Karnını sık. Kız 15 oldu ya. Şimdi hemen yat yere. Yat yere ve kollarından destek alarak hop kalk. 1. Kalkamıyorsan bu kadar da yeterli. Tamam mı? Basiti bu. 3. 4. Şınar çekemiyorsan bu hareket bence güzel. 6. 7. 8. Sopa gibi oluyorum bak. 9. 10. Göğüs de çalışıyor. Son. 5. Kollar aktif. 4. 3. 2. Ve 1. Güzel mi? Hissettik mi? Süper. Süper, süper. Bir set daha gelecek. Aynısından kalça ve sırt. Sonra kol ve sırt. Yaptık az önce. İki hareketi bir daha yapacağız. Dinleniyoruz şu an. Hazır mıyız? O zaman emekleme pozisyonuna gel. Belini düşürme. Kalçanı çek. Sırtın düz. Ve başla. Sağ kol, sol bacak. Sol kol, sağ bacak. Boynunu sıkma. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Belin boynun ağrımayacak. 10. İş bittiğinde kalçaların ağrır. Sırtın ağrır. Bunlar normal. Güzel tatlıcılar. 3. 2. 1. Yat yere ve hop şınav. 1. 2. 3. 4. Çok hızlıyım. 5. Hadi kolay. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Kolları. Kollarım, kollarım. Çok iyi. Arka kol gelecek şimdi. Arka kol. Şöyle yaptığında sallanan, şuradan sarkan deri, bakıyorum. Deri, derinin içinde yağ varsa sallanan odur aslında. Yağların erirse, kasların kuvvetlenirse sıkılaşırsın. Ya kas yaptım. Biliyorum, bayan olarak kimse aman kaslarım, pazularım çok güzel gelişsin istemez. Merak etmeyin, öyle geliştirmek kolay bir şey değil. Kolay bir şey olsa vücut geliştirmeciler o kadar acıyı çekmezler. Çok zor. Vücut geliştirmeci olmak çok zor. Öyle bizim yapabileceğimiz 3 kere şınav çektin diye 2 dumbbell kaldırdın diye böyle pozların olmaz. O işler kolay değil. Evet, şimdi arka kol çalışacağız. En sevdiklerimden bir tanesi olacak. Ellerimi üst üste koyacağım. Beli de rahatlatan bir hareket. Ben bunu seviyorum. Hep ekliyorum programlarıma. Bu şekilde kollarım gövdeme yapışık. İki elim üst üste. Gözüküyor mu? Bence gözüküyor. Sonra ellerimden güç alarak. 1. 2. İt iyice. 3. Şu an arka kolunu hissediyor olman lazım. 4. 5. Tam dümdüz yap. 6. 7. 8. 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Hemen yan pozisyona gel. Celası. Bunu 15 yapamayız. 10 yapacağız. Elimi çarpaz koydum. Dinlendi. 1, 2, 3, öldürücü kol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve o dinlenirken diğer tarafa geç. Elini çaprazladın, taşı kendini. 1, 2, 3, nefes alıp vermeyi unutma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasıl ama? Nasıl ama? Canı çıkmadı mı? Şura bak.
Ağrı tam olarak şurada gerçekten. İzole, derin bir şekilde arka kolu çalıştırdık. Mükemmel oldu. Dinlenmeyi hak ettik. Şimdi tekrar sayısını azaltsak mı ikinci sette diye düşünüyorum. Çünkü çok zordu. Evet. Tekrar. Hazırsak. Yüzü koyun yat. Elleri üst üste koy. Kolları bitiştir. Ve bir. İki iyice düzelt. Üç arka kolunu hisset. Dört. Beş. Karnını sık, belin ağrımasın. Altı. Boynunu yukarıya kaldırma. Sekiz. Boynunu serbest bırak. Omuzların geride. Kulaklarından ayrılsın. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Yanıyor. Çok acıyor. Hemen yattık. Ve çaprazı aldım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Canlı yayını benimle birlikte yapanlar. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Yayın sonrası bana kollarıyla ilgili bilgi versin. Benimki kesin acıyacak. Çok güzel yanıyor şu anda. Bir. İki. Nefes ver. Üç. Dört. Beş. Altı. 7, 8, 9, 10. O kalp atanlar, sizin kollarınız tıklayarak mı acıyor? Kalpleriniz için sevgiler ama yani kol çalışmadığınızı da anlayabiliyorum. Güzeldi değil mi? Nereye kaldı ki? Basen diyecekler falan. Biliyorum ama basen çalıştık ayaktayken. Yapsak mı bir sette basenlere? Uçtu. O zaman ben bandımı bağlıyorum arkadaş. Biraz basenleri yormak için. Basen kalça çalışacağım. Son. Gerçekten çok kombin bir seri oldu. Evet. Yani çok istediğim kadar. Öbür bandımı bulamıyorum evde. Bulduğum an onu bağlayacağım. Şimdi shoulder bridge'de. Bridge ya. Bir, ya köprü. Köprüde bacak yapacağız. Basen çalışacağız. Tamam mı? Sonra da emeklemede basen yapacağız. Yansın iyice. Kalça, basen. Yansın. Son cilamız olsun. Bu da sefamız olsun. Mikrofonun topu da durduğuna göre hemen yatıyoruz ve 15 tekrar biliyorsunuz. Arkasına 15 tekrar hiç durmadan diğer harekete geçeceğim. Kalçamı kaldırdım yukarıya. Köprü pozisyondayım. Güzel. Burada aç ama açarken iyice dizlerimin ucuna aldım bandım işte. Etkisi şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birçoğunuz da bu banttan var. Benimki sert. Orta sertlik uygun olacaktır bacaklar için. 5, 4, 3. Hiçbir şey bağlamadan da olur hissedersiniz. 2, 1. Hemen geç köprü pozisyonuna ve burada 1, 2. Yana açıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 5, 4, 3, 2, 1. Yerdeki de yanıyor. Hemen yerdekini de 1, 2, 3, 4, 5, 6, acıyor, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Basanlar. Sadece izleyen varsa ne yapıyor bu diyebilir. Yapanlar beni anlar, beni alacak. Benle birlikte yapanlar anlar. Son set. Son set. Basenle taçlandırdığımız egzersizimizi bitireceğiz. Ve esneme yapacağız tabii ki, soğuma yapacağız. Soğumasız bir bitirme düşünemiyorum. Kaldır kalçanı yukarıya ve bas. 1, 2, 3, 5,
7, 8, 9, 10. 2, 1. Bu ne ki diğerinin yanında? Hemen dön. Ve al nefes verirken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Son 15. Son 15 yapabiliriz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Ay ay ay. Sevmiyorum seni. Sev bacaklarını. Ve güzel. Çok güzel. Tüm vücudu aktif olarak çalıştırdık. Ramazan'da spor yapılır mıymış cümle aleme gösterdiysek. Esnemelere geçiyoruz. O zaman üstten başlıyorum, aşağıya doğru güzelce bir esneme yapıyorum. Tamam. Benle birlikte rahatlıyoruz. Rahatla. Bitti. Bir yerimiz acımayacak. Rahatlayacağız. Çok güzel. Laktik asitleri vücudumuzdan uzaklaştıracağız. Yorgunluk oluşmayacak. Kas ağrılarımız olabilir. Derin derin masajlar yapacağız. Seveceğiz ağrılarımızı. Hadi boynunu çevir bakalım şöyle bir yanlara doğru. Var mı boynu ağrıyan bilmiyorum. Açalım yorumları bu arada. Sen başını çevirmeye devam et. Hadi bakalım. Açtım. Birazdan okurum. Birkaç sorunuzu da cevaplarım. Tamam mı? Boynumuzu bu şekilde esnetiyoruz. Sağa ve sola güzelce. Şuradaki uzamayı hisset. Evet. Başını öne ve geriye al. Boynunu rahatlat. Mutlaka rahatlat. Harikasın. Süpersin. Omuzlarını geriye doğru çevir. Bugün benimle birlikte bunu yaptıysan kendine çok güzel bir iyilik yaptın. Evet, siz benim gibi suyunuzu unutmayın. Ben şimdi yayını bölemediğim için suyum içemedim. Biter bitmez içeceğim. Çevirdin güzel. Hop, şöyle ayaklarını rahat olduğun bir pozisyona al. Ben bu şekilde bile evet rahatım. Yogaya doğru bir elimle buradan desteklerken yan karın kaslarımı güzelce esnetiyorum. Kalçam yerden ayrılmıyor. Bir kalçam sanki yapıştırdılar oraya. Yana doğru esnettim. Güzel. İftarla sahur arasında suyunuzu tüketmeyi asla ihmal etmeyin. Gün boyu su içemeyen vücut zorlanır. Kabızlık olur. Ay, cilt kurur. Güzel. Hadi bakalım bir kez daha. Esnet üst gövden. Bunları yap. Bunlar çok önemli. Sorularınıza birazdan döneceğim. Boşa yazmayın. Görmüyorum kız. Ve şimdi yukarıya. Yayını hem buraya kaydedeceğim hem de YouTube kanalıma yükleyeceğim. Tamam mı? İyice bakın yukarıya aldım. Arkaya doğru götürdüm kollarımı. Ve şimdi elimle dizimden tutarken arkama doğru bakıyorum. Ay ne güzel çiçekler. İçim açıldı. Şu ne ya? Şu gitsin. Ve şimdi o içme suyu. Tepeme dikesim var. Şöyle hop. İyice arkama döndüm. Güzel. Çevir tekrar. Çok güzel oldu. İç bacaklarımı esneteceğim. Ayaklarımı birbirine yapıştırdım. Dirseklerimle dizlerimden aşağı doğru bastırırken iç bacaklarımdaki esnemeyi, yanmayı hissediyorum. Çok güzel. Açılsın. Aç iyice. Süper. Şimdi hemen gel. Dizin üstünde. Bunu aç. Açtın mı? Oturmaya çalış. Evet, güzel. Parmak ucundayım. Sonra dön. Dön. Evet. Yerleş iyice. Yerleş. Hoş. Öndeki ayağını tam bas. Ve esne. Pozun içine gir. Oraya otur. Bacakların arasındaki açılmayı hisset. Bacağını al yana hatta. İyice derinleş. Bunları da yogada öğrendim.
Şimdi dengeni sağladıktan sonra kollarını yukarıya doğru kaldır ve gövdeni geriye doğru alabildiğin kadar al. Yoga beni inanılmaz derecede açtı, esnetti. Evet. Güzel. Hoppa. Şimdi gel. Arkana doğru otur. Arka bacak kasların en güzel esneten hareketlerden biri. Split yapmak isteyenler bunları yapsınlar bol bol. Oturdukları yerden. Evet. Dizimin üstüne yatıyorum. Bu arada dizin arkası dümdüz, tamam mı? Yatıyorsan da böyle yatmanın bir anlamı yok. Bu düz. Burada ne kadar gelebiliyorsan. Yat güzelce, esne. Evet, bacak arkamı hissedemiyorum hala. İyice açısınlar. Evet. Evet, bacak arkamın acımasını istiyorum güzelce. Bayağı yaklaştım. Önce diğer tarafı da esnetmem lazım. Evet. Önce aç. Burada güzelce. Sonra şu kamera isteği göndermeseniz de görüntü bozulmasa ne olur. Evet, iyice yerleş. Ve geriye doğru al, gövdeni esnet. Süpersin. Esne, 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 esne. Hop. Şimdi geri dön. Az önce bunu yapmadık mı ya? Şu an kafam karıştı. Evet. Bunu yapacağım. Esne güzelce. Evet. Ve yukarıya. İki kere esnemekten zarar gelmez arkadaşlar. Esneyin. Kaslarımı gördüm. Şimdi geriye esne ve yat üstüne. Evet. Oley, geçmiş. Sol bacağımı bir kez böyle pat diye açtım. 6 ay çektim acısını. 6 ay. Muhtemelen içeride kas liflerinden bazıları yırtıldı. Bu kadar önemli bir şey ki, saniyelik bir şey 6 ay 7 ay size acı veriyor. Uzun süre split çalışamadım. Dolayısıyla bacaklarım kapandı bayağı. Yani şimdi denemek istiyorum biraz ama ben bunu mesela daha güzel oturabiliyordum. Deneyelim. Esnedikten sonra daha rahat olur. Evet, fena değil. Yine de fena değil. Tabii var, biraz daha vakti var ama çalıştıkça artar arkadaşlar bunlar. Evet. Güzeldi. Vallahi güzel çalıştık.